Dünya üzerinde birbirinden farklı özelliklerde 34 bin örümcek türü varlığını sürdürmektedir. Bütün türleri zehir üretebilmelerine rağmen insanı zehirleyebilen cinsleri çok azdır. 8 bacak ve 6 ila 8 göze sahip örümceklerin herhangi bir bacağı kırılırsa yerine yenisi çıkar. Vücutlarının arka kısmında delikler mevcuttur ve bu deliklerden dışarı sıvı çıkar. Çıkan bu sıvı anında donarak ağ oluşur. Doğada bulunan ve taklit edilemeyen, aynı veya çok benzer olmak şartı ile yapayı üretilemeyen şeylerden biri örümcek ağıdır. Bir örümcek ağı ile aynı çapta olan çelik tel bu ağdan daha güçsüzdür. Örümcek ağı çelik telden sağlamlık anlamında iki kat daha dayanıklıdır. Örümcek ağı sağlam olmasının yanında o kadar esnektir ki, insanlık tarafından üretilebilen en iyi esneme kapasitesine sahip bir telden 4 kat daha esnektir. Örümcek ağları çarptıkları nesnenin üzerine yapışır. Bir cisim örümcek ağına çarptığında örümcek ağı esneyerek cismin hızını frenler ve durdurur. Cismin hızı durduğunda esnemiş olan örümcek ağı tekrar ilk konumuna döner ve ters yönde ikinci bir esneme yapmaz. Bu çok ilginç özellik sayesinde örümcek ağına çarpan bir nesne çarpma sonrası geri tepme yapmaz ve ağa yapışık kalır. Ağın sağlam olması bir yana sırf bu özelliğin yapayı bile bilim insanları tarafından üretilememiştir. Yaklaşık 3 cm uzunluğunda bir örümcekten günde yaklaşık 330 metre ağ ipi elde edilebilir. Örümcekler yırtıcı hayvanlardır. Çoğu böceklerle beslendikleri için aslında faydalıdırlar. Bizi ısırmasından korkmamıza gerek yok çünkü ağızları bir sineği bile parçalayacak güçte değildir. Zehir çengelleri vardır, avı delmeye ve zehir akıtmaya yarar. Türkiye'de yaşayan, sokması ölümlere sebep olduğu bilinen örümcek türü yoktur ancak gördüğünüz Akdeniz Karadul örümceği, ülkemizde yaşayan en zehirli tür olmakla birlikte sokması nefes darlığına, kas ağrısı ve kramplara, kas spazmlarına sebep olur. Zehirleri çocuklar ve yaşlılar için ölümcül bile olabilir. Örümcekler sineği bile parçalayamazlar demiştik. Sinek veya böcek gibi yakaladığı avını kıskaçlarına açılan zehir salgısı ile felce uğratır. Sonra ısırarak avının iç organlarına eritici enzimler ihtiva eden tükürük salgısını akıtır. Kısa sürede avın iç organları eriyerek sıvı haline gelir. Örümcek emici midesini bir pompa gibi kullanarak bu sıvıyı emer. Av artık içi boş kabuğa dönmüştür. Örümceğin dişisi çiftleşmeden sonra çiftleştiği erkek örümceği yer. Dişiler erkeklere göre en az 4 kat daha büyüktür. Olaydaki amaç neslin devamıdır. Ancak bu mutlak değildir. Erkek örümcek dişisine açlığını unutturmak için sevgi dansı denilen hareketler yaparken ondan uzak durmaya da dikkat eder. Bazıları çiftleşme öncesi dişi örümceğe bir böcek ikram ederek açlığını giderir. Yine de çiftleşme sonrası kurtulma şansları fazla değildir. Bilinen en büyük örümcek türü Güney Amerika'da fark edilen Goliath Tarantula adlı örümcektir. Sadece bacak boyu yaklaşık 30 cm'dir. Keyifli birkaç dakika geçirmeniz maksadıyla ilginç bilgilerden bahsettim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Herkese iyi günler.